dostlarım, Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Bu videomda sizlere, insanlara, peygamber de dahi olsa kutsiyet verilir mi? Bu konuyu anlatmaya çalışacağım. Kur'an-ı Kerim okuduğunuz zaman şunu görürsünüz. Allah Kur'an-ı Kerim'de kutsiyetin sadece kendisine ait olduğunu anlatır. Kur'an-ı Kerim'de Allah peygamberlerinden bahsederken kullarının içinden en salih, en üstün olanları diye bahseder. Yani Kur'an-ı Kerim'i okuduğunuz zaman peygamberlerin ne kadar da insan olduklarını görürsünüz. Allah'ın peygamberlere yakıştırdığı vasıf en seçkin, en salih kulları olmasıdır. Yani Kur'an-ı Kerim'de Allah peygamberlerden bahsederken onları insanüstü bir varlık değil de kullarının içinde en seçkin, en salih, en üstün kulları olarak bahseder. Günümüzde yapılan en büyük yanlışlık peygamberleri sanki insanüstü varlıklar gibi göstermektir. Kur'an-ı Kerim'de Allah peygamberlerden bahsederken sizler gibi yiyen, içen, çarşıda gezen, hatta kendisine hakaret edilen, hatta kendisine deli denilen insanlar olarak gösterir. Bu onların ne kadar insan olduğunu anlatır bizlere. Zaten peygamberlerin bizlere örneklik teşkil etmesi için insan olmaları gerekir. Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetlerde müşrikler bir melek olmalı değil miydi? O da bizim gibi bir beşer der. Allah'ın cevabıysa yeryüzünde melek toplulukları yok ki, insan toplulukları var. Onun için peygamberleri de insan olarak gönderdik der. Günümüzde yapılan en büyük yanlış sahabelerden, evliyalardan, imamlardan, şeyhlerden, daha sayamayacağım birçok insandan kutsiyet atfedilerek bahsedilir. Şimdi sizlere bununla ilgili birkaç örnek verebilirim. Mesela Hazreti Ali ile Hazreti Ayşe arasında Cemel vakası, yani Cemel savaşı olmuştur. Burada 5000 tane insan ölmüştür. Hazreti Ali de başımızın tacı, Hazreti Ayşe de başımızın tacıdır. Burada ikisi birden haklı olmayacağına göre birinden biri yanlış yapmıştı. 5000 tane insanın ölümüne sebep olmuştu. Bu olayı dile getirmek ne Hazreti Ali'yi küçültür ne Hazreti Ayşe'yi küçültür. Burada onların da yanlış yapabileceğini, ne kadar da insan olduklarını anlayabiliriz. Kur'an-ı Kerim'de peygamber hatalarından bahseder. Allah peygamberlerini kötülemek için anlatmaz bunları. Burada peygamberlerin ne kadar da insan olduğunu, en az sizin bizim kadar insan olduğunu anlatmaya çalışır Allah. Çünkü onlar insan olduğu için bize örneklik teşkil edecektir. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bunlardan bahsetmesi peygamberlerin büyüklüğünden, yüceliğinden, üstünlüğünden hiçbir şey kaybetmeyecektir. Şimdi size bir örnek daha verebilirim. İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii, İmam-ı Buhari. Şimdi İmam-ı Buhari ile İmam-ı Şafii, İmam-ı Azam hakkında neler söylemiştir, neler? Yahudi ajanlığıyla suçlamışlardır, sapıklıkla, din dışı olmakla suçlamışlardır. Şimdi bu imamların hepsi de İslam tarihine geçmiş, büyük saygı görmüş insanlardır. İnsanlara eğer kutsiyet atfedecek olsak, diyelim ki İmam-ı Azam'ı seçtik, diğerlerinin din dışı sapık olduğunu tercih etmemiz gerekir. Veya öbürlerini seçsek İmam-ı Azam'ın sapık olduğunu, kötü olduğunu tercih etmemiz gerekecektir. Şimdi bu imamlardan bir kısmı mutlaka yanlış yapmıştır. Bu onların büyüklüğünden bir şey kaybettirmez. Ama hiç kimseye de, Buhari'ye de, İmam-ı Azam'a da, İmam-ı Şafii'ye de kutsiyet atfedemeyiz burada. Yani bizlere düşen bu İslam tarihine geçmiş büyük imamlara sadece saygı duymaktır. Ama onlara kutsiyet atfetmek değildir. Şimdi bir de sizlere kendi tarihimizden örnek verelim. Abdülhamid Han'ın veli olduğundan bahsedilir. Şimdi o dönemdeki çok önemli insanlardan Elmalılı Hamdi, Said-i Nursi, Mehmet Akif Ersoy, bunlar da Abdülhamid Han'a muhalefet eden insanlardı. Elmalılı Hamdi, Abdülhamid Han'ın hallini içeren, metni yazan adamdır. Yani Abdülhamid Han'ın sürgüne gönderilmesini içeren metni yazmıştır. Peki Mehmet Akif Ersoy neler söylemiştir Abdülhamid Han'a? Karı kılıklı, o saraydaki baykuş, neler neler, yani ona şeytan bile demiştir. Şimdi günümüzde bu insanların hepsine de sonsuz saygı duyulur, hepsine de veli denir. Peki bunların içinden hangisini seçeceğiz? Bu olay bize şunu gösteriyor. İnsanlara kutsiyet atfedilemez. Eleştirilemeyecek insan yoktur peygamberler dışında. Kaldı ki Kur'an-ı Kerim'de Allah peygamberlerini eleştirmiştir. Onlarca ayette onların hatalarından bahsetmiştir. Ama bu peygamberlerin kötülüğü anlamına gelmez. Peki günümüze gelelim. Evliyalar, hocalar, büyükler, bunların hiçbirine dokunamazsın. Çünkü bunlara kutsiyet atfedilmiştir. Hatta kendilerine insanlar tarafından
peygamberlerde olmayan yetkiler verilmiştir ama farkında olmadan. İnanın bana, Kur'an-ı Kerim'i okursanız peygamberlere bile verilmeyen yetkiler bugün kutsiyet atfedilen insanlara, insanlar tarafından verilmiştir. Kimse de bunun farkında bile Mesela değildir. size şöyle bir örnek verebilirim. Bugün tarikat liderlerinden bir tanesini, cemaat liderlerinden bir tanesini, hocalardan bir tanesini eleştirsen sanki dine saldırmışsın gibi algılanıyor. Size şöyle bir örnek vereyim. Ben cemaat liderlerinden birini eleştirsem, Nihat Hatipoğlu'nu eleştirsem veya Cübbeli Ahmet'i eleştirsem sanki dine saldırmışım gibi algılanıyor. Yani eleştirilemeyecek hiçbir insan yoktur. Ben de eleştirilebilirim. Bu bahsettiğim insanlar da eleştirilebilir. Kur'an-ı Kerim'de Allah peygamberlerini eleştiriyor. Yalnız tabii ki biz insanlar peygamberleri eleştiremeyiz. O ayrı. Bunu da Allah Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerini eleştirirken eleştirilemeyecek hiçbir insan olamayacağının örneğini vermeye çalışır bizlere Üstüne burada. basa basa şunu söyleyeyim, yanlış anlaşılmasın. Haşa, peygamberleri eleştirmek bize düşmez. Ama eleştirilemeyecek hiçbir insan yoktur peygamberler dışında. Hiçbir insana da kutsiyet atfedilemez. Kutsiyetin sadece kendine ait olduğunu söyler Allah Kur'an-ı Kerim'de. Elimden geldiğince, bilgimin elverdiğince kutsiyet konusunu sizlere anlatmaya çalıştım. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Hoşça kalın dostlarım.